Herkese merhabalar diyelim. Alanyaspor'un yeni teknik patronu Erol Bulut'la birlikteyiz. Hocam teşekkürler. Bizi kırmadığınız röportaj için başlamadan teşekkür edelim size de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Klasik bir başlangıç olacak belki ama takımdaki durum nasıl, hazırlıklar nasıl gidiyor, kamp nasıl gidiyor sizden dinleyelim hocam. 1 Temmuz itibariyle Alanya'da hazırlıklarımıza başladık. Orada 10 günlük bir sürecimiz oldu. Ondan sonra Almanya'ya gittik. Chemnitz-FTA takımıyla, 3. takımıyla bir maçımız oldu. Yoğunlukla genç arkadaşımız yanımızdaydı. 10 genç arkadaşımızı görme fırsatımız oldu. Onları değerlendirdik. Onlardan birkaç kişi zaten şu an Topuk Yalası kampında bizim yanımızda. Burada 14'ünde başladık. 26'sında kampımızı sonuçlandıracağız. 3 hazırlık maçı yapacağız. Birini yaptık Konyaspor'a karşı. Önümüzde bir Antalyaspor hazırlık maçı, bir de Gazişehir maçımız var. 26'sında onu tamamladığımızda 3. etap Avusturya kampı var. O da 29'undan 9 Ağustos'a kadar sürecek. Ondan sonra yurda dönüp lig hazırlıklarına başlayacağız. Hocam şimdi Alanyaspor'a döneceğiz zaten. Uzun konuşacağız ama geçtiğimiz seneye biraz değinelim. Malatyaspor'da müthiş bir performans sergilediniz ekibinizle birlikte. Evet. Sonra ayrılmaya karar verdiniz. O ayrılış sürecindeki detayları sizden dinleyebilir miyiz? Burası nasıl oldu? Teklif geldiğinde neler hissettiniz? Genel olarak bunlarla ilgili düşüncelerinizi alalım. Böyle söyleyeyim. Ayrılık nedenlerine, detaylara fazla girmeyeceğim. Sonuçta 19 aylık bir güzel bir süreç oldu benim adıma. İlk deneyimim oldu teknik direktör olarak Malatyaspor'da. İlk seneyi biliyorsunuz 10. sırada tamamladık. İkinci senede ilk 5'in içine sokarak takım Avrupa yolunda iyi bir gidişat sergiledi. Sonuçta oynayacağı bir Avrupa Kupası öneleme maçı var. Burada da Malatyaspor'a başarılar diliyorum. Yeni teknik ekibe başarılar diliyorum. Söylediğim gibi iyi bir süreç ama zor bir süreç yaşadık 19 ay boyunca. Herkesin takım ilk ligden düşecek takım Malatyaspor olur ilk sene ve ikinci senede söylenirken ama biz bu takımı ilk yarı 2. sıraya taşıdık. 2. yarı ilk 5'in içerisinde olduk. İlk 5'ten Malatyaspor hiçbir zaman düşmedi. Bunları da başardığımızdan dolayı benim ve ekibim çok mutluyuz. Futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Taraftarlara teşekkür ettik her zaman. Sonuçta oradaki dönem bitti. Yeni bir dönem başladı benim ve ekibim için. O da Alanyaspor. Buradaki de ve hedefimiz daha iyisini yapabilmek. Geçen sene Alanyaspor 9. sırada tamamladı. Onun üzerinde bitirme şansı inşallah yakalayacağız. Tabii kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Hocam kupada başarılı olsaydınız Malatyaspor'a devam eder miydiniz? Merak ediyorum. Yani başarılı oldunuz evet o ayrı ama istediğiniz sonucu alabilseydiniz diyeyim. Yarı final oynadık. Evet yarı finalde sonuçta Galatasaray'a karşı elenmiş olduk. Turu geçmiş olsaydım, final olmuş olsaydı bilmem belki aynı kararı vermiş olabilirdim. Yani sonucu etkilemeyebilirdi sizin açınızdan evet. Yani. Ama emin değilim. Belki tabii o süreç neyi getirirdi? Bilinmez hocam. Sadece merak ettim fikrinizi. Peki ilk deneyiminizdi teknik direktör olarak. Kafanızdaki Erol Bulut'a ulaştınız mı? Yani ilk teknik patron olarak istediklerinizi yapabildiniz mi? Tabii sonuçta ilk deneyimde hedefler... Çünkü Avrupa hedefi... Hedefler vardı. Açıkçası benim zaten hedefim Malatya'ya gidip zaten ilk onun içerisinde olabilmekti. Benim hedefim hiçbir zaman gittiğimde şey olmadı. Başkanla da anlaştığımda o şekilde iletmiştim zaten. Ligde kalmak benim hedefim hiçbir zaman olmadı. Her zaman bir sıralama kafamda oluşturdum ve bunu da hem ekibim olsun hem futbolcularım olsun başkanına da ilettim. İlk onun içerisinde onu başardık. Allah'a şükürler olsun. İlk sene oldu. İkinci sene onun üzerine koymak istedik. Onun üzerine de koyduk. İyi bir yerde tamamladık. 5. sırada. Kupada yarı final. İlk 2 senemiz başarılı geçti. İnşallah buradaki Alanyaspor'daki de hedefimiz hedeflerimizi daha doğrusu başarabiliriz. Avrupa'da başarılı olacağını düşünüyor musunuz peki eski takımınızın Malatyaspor'u? Malatyaspor zaten kendileri de Topuk Yalası'nda burada kamptaydılar. iyi transferler yaptılar. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. Buraya gelmeden önce peki hedefiniz neydi hocam? Hedefe değindiniz az önce ama yani daha ileriye taşımak ya da onun ilk onun içinde veya tekrar Alanyaspor'u, geçtiğimiz sene Alanyaspor Avrupa hedefine yaklaşacaktı. Tabii ki de beklenmedik olaylar yaşandı ama siz ne düşünüyorsunuz? Yani buraya gittiğimde ben bunu başaracağım dediğiniz neydi? Zaten oturmuş bir iskelet var. Takım çok fazla değişmedi. Birkaç futbolcu gitse de. Üzerine iyi futbolcular takviye ettiğimizi düşünüyorum. 7 futbolcu bugüne kadar. 1-2 tane daha futbolcu arkadaşımız aramıza katılacak. Şu an kamp değerlendirmesi yaptığımda antrenmanlar çok iyi geçiyor. Her futbolcu verdiğimiz bilgileri iyi sahada değerlendiriyor ve uyguluyor. O sevindirici. Futbolcular iyi tepki veriyor. İstekliler, arzulular. Oynadığımız hazırlık maçında da Konyaspor'a karşı iyi bir performans gösterdiler. İsteklerimizi hem hücum anlamında hem defans anlamında iyi yerine getirmeye çalıştılar. Önümüzde söylediğim gibi bir Antalyaspor hazırlık maçı var. Bir de Gazişehir maçı var. Topuk Yalası kampını o iki maçta tamamlayacağız. İnşallah orada istediğimiz performansı oynayacak arkadaşlarımız sergileyecektir. Eksik bölgeler hangileri hocam? Öğrenebilir miyiz? Hangi bölgelere transfer düşünüyorsunuz? Defansta bir eksiğimiz var. Büyük ihtimal defans ve orta sahaya bir takviye daha, 2 takviye daha yapmış olacağız inşallah. Hocam Salih Uçan transferi çok tartışıldı. Belki Salih şanssız zamanlar geçirdi. Yeteneği tartışılmaz ama siz onu buraya transfer ettiniz. Onunla ilgili hedefiniz nedir? Yani ondan neler yapmayı, neler başarmayı düşünüyorsunuz? Hiç konuşma fırsatı oldu mu? Kendisiyle konuştunuz mu? Salih Uçan'ın yeteneği zaten ortada. Fenerbahçe'de oynadığı futbolla zaten As Roma'ya, İtalyan büyük bir takımına transfer oldu. Tabii oraya gittiğinde oynama şansı çok zordu. Çünkü önünde olan futbolcular, kaliteli futbolcular vardı. Sion macerası oldu. Orada daha çok süre aldı, oynadı. Ondan sonra Empoli süreci geçen sene. Orada 1-2 maçını ben takip ettim, izledim. Sonra da Empoli ligden düşünce boş olan bir Salih Uçan oldu. O yüzden onu değerlendirmek istedim daha doğrusu. Çünkü Salih Uçan'a ben hala inanıyorum, iyi şeyler, çok iyi işler başarabileceğini, çok iyi bir sezon geçirebileceğini inanıyorum. Kendisiyle de zaten konuştuktan sonra buraya transfer ettim. Ne konuştunuz hocam? Öğrenebilir miyiz yani Salih'le? Ondan istediklerimi ve beklentilerimi kendisine anlattım. O da ona karşılık verdi. Zaten onun da düşüncesi, beklentisi o doğrultuda kendisinden. Bu örtüşünce transferi o şekilde gerçekleştirdik. Hocam Kartal Spor'dan tanıdığınız oyuncular da var. Alanyaspor'da Efe Can olsun, Haydar olsun. Evet. Nasıl onların benim burada olması? Benim ilk yardımcı antrenörlük deneyimim. Zaten 2012'de aktif futbol kariyerimi noktaladım. Ondan sonra Özcan Kızıltan'la Kartalspor'da başladık. Orada bir 3 aylık sürecimiz oldu. O dönemde Efe Can vardı, Haydar vardı. O şekilde iyi bir çalışmamız oldu. Nasıl hocam? Size yardımları dokunuyor mu? Onlar çünkü yaş olarak da tecrübeli. Zaten onlar daha uzun süre Alanyaspor'da. Şehir olsun, takımın içeriği olsun. O konularda şu an daha henüz konuşmadık ama yardımcı olacaklarını düşünüyorum. İnşallah olurlar hocam. Teknik patronluğa döndüğümüzde ise Fenerbahçe'deki durumları sizden dinlemek istiyorum tabii ki de. Yani oyunculuk zamanınızda Fenerbahçe'de yer almıştınız. Fenerbahçe'nin içinde olduğu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kaptan Emre Belezoğlu'nda beraber çalıştınız hocam Başakşehir'de. Onun oraya katkısı nasıl olacaktır? Bir futbol adamı olarak sizin yorumunuzu merak ediyorum açıkçası. Tabii aslında benim haddimi değil şimdi Fenerbahçe'nin hakkında o şekilde yorum yapmak ama tabii geçen sene iyi bir süreç geçirmediler. Umduklarını bulamadılar. Yeni bir hoca, aslında başarılı bir hoca getirdiler. Filip Koku ile birlikte. 3 sene üst üste şampiyon olan bir teknik direktörü de Hollanda'da. Yeni bir sistem. Sportif direktör lüks sistemi Başkan Ali Koç Komoli ile birlikte getirdi. Ama tabii istedikleri gibi tutmadı. Ondan sonra hoca değişikliği oldu. Kısmen başarılı oldular. Tabii bu sene Birkaç iyi transfer yaptılar. Zannediyorum ki bu sene üst taraflara temel atmayı düşünüyorlar. Doğal olarak sonuçta Fenerbahçe dediğiniz zaman her zaman şampiyonluk düşünülüyor. Onlar da ona göre zaten transferlerini gerçekleştirecekler. Emre Belezoğlu evet Başakşehir'de birlikte çalıştık. Her zaman yaşına bakmamamız lazım. Emre her zaman sahaya çıktığı zaman %100'ünü veren bir futbolcu. Antrenmanda da olsun aynı şeyi kaybetmeyi istemeyen bir futbolcu. O yüzden Fenerbahçe'de hem kendi başarılı olacak hem yanındakilerini tetikleyecektir. Hocam bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırmak ister misiniz peki? Şimdi Fenerbahçe demişken. Güzel bir soru ama şu an Alanyaspor'un başarısız için buradayım. O yüzden Alanyaspor'u konuşmamız daha iyi olur. Zamanı geldiğinde, teklif geldiğinde değerlendirme şeyimize girecek inşallah. Peki hedefiniz ne hocam sizin teknik patron olarak? Yani kendiniz Avrupa'da mı yer almak istiyorsunuz? Yani hedefim tabii... Çünkü Almanya altyapısında yetişen bir oyuncusunuz. Evet. Avrupa vizyonu olan teknik patronsunuz. Yani hedef tabii ki başarı geldiğinde hedefler de doğal olarak büyüyor. Ama hedef aslında ne? Malatyaspor'a gittiğimizde bir hedefimiz vardı. Şükürler olsun o hedefi tutturduk. Şu an Alanyaspor'dayım ekibimle birlikte. Futbolcularımız, yönetimimiz, başkanımız, çalışanlar. Burada da bir hedef var. Şu an hedef burada başarılı olabilmek. Alanyaspor'u bir yerlere götürebilmek. Zaten bir yıllık sözleşmem var. Ondan sonrası ne olur onu bilemem. Alanyaspor'da devam edebilirim. Başka bir yere de gidebilirim. Ama şu an tek arzum ve hedefim burada takımlar kulübümle birlikte başarılı olmak. Umarım uzun yıllarda izleriz sizi bu şekilde ilerleyerek. İnşallah. Hocam yakın tanıdığınız isim Abdullah Avcı. Dostunuz da biliyorum hocam. Beraber çalıştığınız dönemde de ona da değinmeden geçmeyelim. O da takımıyla beraber önemli şeyler başardı Medipol Başakşehir'de. Şimdi aynı şekilde Beşiktaş'ta aynı istikrarı yakalamak istiyor. Sizce onun adına nasıl bir süreç olacaktır? Güzel bir laf vardı. Her başlangıç zordur. O yüzden ki Abdullah Hoca tabii işi zor. 5 sene yeni bir başlangıç. 5 sene Başakşehir'de başarılı bir teknik sektör oldu. 3 sene birlikte çalıştık. Güzel günlerimiz geçti. Şampiyonluğa çok yaklaştık ama olmadı. Tabii Abdullah Hoca'nın da hedefi Beşiktaş'ta illaki şampiyonluk olacaktır. O da o şampiyonluk kupayı kaldırmak isteyecektir. Başka bir hedef olamaz zaten büyük takımlarda. Nerede bir kupa varsa büyük takımda zaten o yarışın içinde oluyor. Söylediğim gibi başlangıç her zaman zordur. Tabii ki sıkıntılar yaşanacaktır. Ama da bunların hepsini çalışarak aşacaklarını düşünüyorum. Taraftar baskısı nasıl etkileyecektir sizce? Zaten oraya imza atarken onunla karşılaşacağınız bilmeniz gerekir. Bunu da Abdullah Hoca zaten bilerek Beşiktaş'a gitmiştir. Milli takımda çalışır. O yüzden o baskıyla nasıl hareket edeceğini çok iyi biliyordur. Beğendiğiniz teknik adam kim hocam? Peki kendinizi ayrı bu bir soruyu bana her kimseyle röportaj yapıyorsam soruyorlar. Hayır hocam. Tam sormayayım hocam. Yok, bunu soruyor. Yok, güzel bir soru. Güzel bir soru. Benim beğendiğim, yıllarda da takip ettiğim Juventus'un hocası, eski hocası Allegri. Allegri dediğinizde, Guardiola dediğinizde veya isimli hocalar, iyi başarılı olan hocalarla kendimizi kıyasladığımızda ne eksiğimiz var? Onu görüp ona yönelik çalışmamız gerekiyor. Peki oradaki... Üstün olduğumuz taraflar da vardır illaki ama eksiğimiz ne? Onları ortaya çıkarıp onların üzerinde kendimizi geliştirmemiz lazım. Hocam orada yetişen bir oyuncu ve sonrasında teknik adam olarak oradaki futbolla bizim futbolu nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Sizden alabilir miyiz o değerlendirmeyi? Bizim futbolumuz fiziğe ve güce dayanıklı olan bir futbolumuz var. Ligimiz o şekilde seyrediyor. Avrupa'da teknik taktiğe daha çok önem veriyorlar. Taktik açısından bütün takımlar çok iyi gelişmiş. O konuda bizim takımlarımız zayıf. Kendimizi o konuda daha geliştirmemiz gerekiyor. Bu sisteme en yakın takım hangisi sizce peki Avrupa'daki sisteme baktığınızda? Ya bir Başakşehir'de yaptıklarımız içinde 3 sene bulunduğum kulüp Başakşehir diyebilirim. Son 2 senede Malatyaspor'da bizim yaptıklarımız. Konyaspor'u Aykut Uçay bunun içine katabilirim. Zaman zaman diğer takımlar, kim diyeceksiniz? Bülent Korkmaz o konuda çaba sarf ediyor. Hikmet Hoca çok uğraşıyor o konularla. Geliştiriyor, araştırıyor. Evet, çok uğraşıyordur. Ama şu an saydım 4-5 tane hoca. Daha gelişmemiz lazım. Üzerine koymamız lazım. Yeterli değil. Sadece birkaç hocayla iyi yerlere gelmeyeceğiz. Hocam, daha fazla hoca. İyi bir jenerasyonda geliyor diyebilir miyiz teknik patron olarak da? Okan Hoca olsun, Bülent Hoca, siz aynı şekilde keza, yani birçok teknik adam var. O jenerasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ona katıldım. İyi bir jenerasyon geldiğini düşünüyorum. Bizimle geçen sene, son 2 sene bir çıkışa giren bir süreç var. Arkadan zaten istekli bir jenerasyon var. Arkası geleceğini düşünüyorum. Ya, Türk futboluna büyük katkılar sağlayacağını ben kendi adıma düşünüyorum ama sizin de yorumunuzu o yüzden merak ediyorum. Kesinlikle, ama diğer tarafa bakıyorsanız sadece hocalar değil, profesyonel takımlardaki hocalarımız değil, altyapıdaki hocalarımız kendilerini nasıl geliştiriyorlar ve onlar gençlerimize ne katabiliyorlar, o daha da önemli. Çünkü altyapıdan futbolcu çıkması lazım. Sadece yurt dışından para vererek almakla bir yere gelemiyoruz. Zaten sıkıntılarımızı biliyoruz. O yüzden altyapıdaki hocalarımız da kendilerini iyi geliştirip A takıma birkaç sene sonra kaç tane futbolcu katkıda bulunabiliyorlar, onun üzerinde çalışılması gerekiyor. O biraz Türkiye'mizde. Şimdi ben de ona değinecektim hocam. Altyapıları nasıl buluyorsunuz yani Türkiye'de? Yeterli bulmuyorum. Tesisleşme işte yani. Tesisleşme var sonuçta, güzel tesislerimiz var. Yani neresi eksiksiz? Ama sadece tesis yetmiyor. Plan, proje gerekiyor. Onun da sonuçta altyapı koordinatörü olur. Hocalar, yine diyorum, hocalar U15, U17, U19 takımlarında futbolcuların ne verebiliyorlar, o çok önemli. Bir örnek, geçen sene ben Malatya'da çalıştım. Burada olsun, başka takımlarda olsun. Altyapıdan, U19 takımından, U21 takımından bir genç yukarı geldiğinde, ben taktik antrenmanı çalıştığımda nerede duracağını, ne yapacağını, kaymalarda kime baskı yapacağını bilmiyor. Avrupa'da öyle değil ama tamamen sistem kurulu. Ben Avrupa'da doğdum, büyüdüm, Almanya'da. Ben bunu 12 yaşında başladım öğrenmeye. O zaman şimdi 12 yaşında bunu öğrenen bir futbolcu 5 sene sonra 17 yaşına geldiğinde ne olur? Ondan A takıma çıktığında... Tabii hazır bir sistem, hiç adaptasyon süreci mi? Buna baskı böyle yapacağım veya top buradaki, burada olman gerekiyor dediğinde onu kolaylıkla yapabilir. Ama bilmeyen bir futbolcumuza, arkadaşımıza neyi anlatacaksın? Anlatabilirsin ama zaman kaybediyorsun. Bir iki futbolcunun üzerinde fazla yoğun mesafe, zaman harcamam gerekiyor. Onu bir yere getirebilmem için. Ama o zamanımız maalesef yok. Doğru. O yüzden altyapıdaki hocalarımız gençlerimizi daha iyi geliştirip, eğitip üst tarafa hazırlaması lazım. Beğendiğiniz Türkiye'de yetişen oyunculardan kim var hocam peki şu anda gerçekten? Belki de takımda görmek istediğiniz. Yani genç yetenekli çok arkadaşımız var. Cengiz Ünder şu an Roma'da. Beraber Başakşehir'de çalıştık. Ondan sonra Trabzon'daki gençler olsun, Beşiktaş'ta Dorukhan olsun, yeterince iyi genç arkadaşımız var. Ama sayı olarak az. Senede 1-2 çıkıyor, 5 sene sonra bir şey olmuyor, 1-2'den daha çıkıyor. Her sene 3-4 tane çıkması lazım. Sürekliliği olmadı. Evet. Cengiz'i o zamanlar hocam buralarda veya daha ilerlerde görüyor muydunuz? Tabii yazılıp çiziliyordu Cengiz'le ilgili birçok yazı ama. Kendini belli ediyordu zaten. Geldiği gün bunu... Zaten Başakşehir'de... formayı aldı, bir daha vermedi. Elle sakatlandı. Onun yerine oynattık. Ondan sonra üzerine... O süreç nasıldı hocam? Peki biraz dinleyelim, merak ediyorum açıkçası. Yani Cengiz'e sizin çünkü farklı bir iletişiminiz de vardı. Formayı verdiğinizde ne hissettiniz veya Cengiz'le konuştuğunuzda veya Cengiz'in geri dönüşümü nasıldı? Tabii bunu zaten antrenmanda olsun kısa sürede aldığında tepkileri iyi veriyordu. İşte taktik açısından zaafları vardı. Onu da biz biraz geliştirdik Başakşehir'de. Söylediğim gibi formayı aldığında üzerine koyarak gitti. Ondan sonra bir daha formayı vermedi. Bir sene sonra zaten kaç 15 milyon euroya Roma'ya transfer oldu. Geçtiğimiz seneye baktığımızda şampiyonluğu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yarışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii sonuçta. Çünkü Başakşehir eski çalıştığınız işte Başakşehir tarafından baktığımızda pek iyi geçmedi son 8 hafta. Ama futbolda bunlar var sonuçta. Evet, hedefiniz şampiyonluk oluyor ama son virajda stres, baskı, heyecan hepsi artınca ne kadar tecrübeli olursanız olun etkileniyorsunuz. Başakşehir de bundan etkilenip şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmış oldu. Hocam umarım sizin adınıza da iyi bir başlangıç, yine istediğiniz hedeflere ulaşabileceğiniz bir sezon olur. Son İnşallah. Olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun bize vakit ayırdığınız için. Alanyaspor'un yeni teknik patronu Erol Bulut'la birlikteydik. Kendisi tüm sorularımıza içtenlikle cevap verdi. Özel röportajımızı Bolu'da noktalıyoruz.